Şimdi Ege Bey'in yanına geldik. Ege Bey en yakın arkadaşının kız arkadaşı tarafından iftiraya uğradığını söylüyor. Ve haklı olduğunu ispatlamak üzere programımıza başvurdu. Hazreti Ali'ye sormuşlar, Zemheri'den daha soğuk olan nedir? Namerde muhtaç olmak demiş. Peki zehirden daha acı olan nedir? Sabretmek demiş. Ey ya Ali, gökten daha ağır olan nedir? Dürüst bir insana iftira atmak demiş. Şimdi hep birlikte Ege Bey'in hikayesini dinlemeye gidelim. Rahatsız olma Ege lütfen. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Nasılsın Ege? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olasın. Ben de iyiyim. Ege, programımıza başvurdun. Neden, kimden bir şans istiyorsun? Anlat bir de seyircilerimiz duysun. Ayşegül Hanım, nihayet anlatacak bir yer buldum. Artık o kadar sıkıldım ki. Ben bundan 3 sene önce arkadaşım Yaşar'ın kız arkadaşı tarafından iftiraya uğradım. İftiraya? Evet. Ne yaptı sana? Beni çok kötü sıkıştırdı. İftira attı. Yani ben kimseyi anlattığımı da inandıramadım. Yani ne yapacağımı bilemedim zaten. Çok sıkıştım o durumda. Şimdi baştan anlatalım mı Ege? Yakın arkadaşının kız arkadaşı tarafından iftiraya uğradı. Evet. Nasıl oldu bu? Nasıl tanıştınız? Yaşar'la arkadaşlığınızdan istiyorsan birazcık başla anlat, olur mu? Şöyle, Yaşar'la arkadaşlığımız çok eskiye dayanıyor. Lise dönemine dayanıyor hatta. Yaşar daha çok... Allah bilir, ayrı şehirleri kazandınız. Evet yani. Öyle mi oldu? Mecbur. Yaşar çünkü mühendislik okumak için Trabzon'a gitti. Bense sosyal okumak için Kayseri'ye gittim. Kayseri'de okudum. Farklı okullar oldu, farklı şehirler oldu. Ama yine arkadaşlarımız bölünmemişti o zaman. Tabii canım, yani dostluk mesafelerle ölçülmez ki hiçbir zaman. Ailelerinizle aranız nasıl? Yani görüşüyorlar mıydı birbirleriyle aileleriniz? Yani ailemiz şöyle, tabii birbirimizde kaldığımız zaman... Ailelerimiz de biliyordu birbirimizde kaldığımızı. Arkadaşlığınızı biliyordu. Evet, arkadaşlığımızı biliyordu. Ama pek görüştükleri sayılmazdı. Yani görüşüyorlar sayılmazdı. Anladım. Haftanın 3 günü ben onlarda kalıyorsam, 2 günü o bizde kalırdı. O şekilde. Peki şeyle, kız arkadaşıyla ne zaman tanıştınız? Kız arkadaşıyla üniversite döneminde tanıştık. O da şöyle oldu. Ya tabii ben arkadaşlığımız bölünmesin diye sürekli onun yanına, onun olduğu şehire, Trabzon'a gidiyordum. Yaşar'ın Trabzon'dan, kampüsünden tanıdığı biriymiş, gördüğü biri. Daha öncesinde görüyor. Ve ben her zaman ona gittiğim zaman, onda kaldığım zaman... Tabii Yaşar bu arada ayrı bir eve çıktı, ailesine söyledi. Beyefendi çünkü yurtta ders çalışamazmış, evde ders çalışacakmış, yalnız ve sessiz olacakmış ortam. Demek ki öyle rahat edebiliyor, kafasına öyle giriyor. Böyle bir şey tercih etti. Ona gittiğim zaman bana... İyi, daha iyi değil mi? Daha iyi tabii. Ben de gittiğimde kaldım, rahat rahat. Evet. Gezdik, tozduk. Ona gittiğim zaman bana Azra'dan bahsetti. İşte okulda biri var, görüyorum. Çok hoşuma gidiyor kanka falan böyle. Anlattı. Ben de merak ettim tabii. O kadar yakın arkadaşım, can dostum o kadar anlattı. Dedim, kim bu kız? Kim olabilir acaba? Öyle bir konuşma geçti. Öyle bir konuşma geçti. Merak ettin Azra'yı. Evet. Azra'yı da tanıdın orada. Azra'yı orada tanımadım. Yok, şöyle, bir gün beraber kantinde otururken uzakta baktık, diğer masada Azra oturuyor. Dedi ki, bak benim kız arkadaşım dedi, beğendiğim kız dedi, Azra bu. Baktım böyle uzaktan, dedim gitsene yanına, konuş dedim, bir şeyler söyle. Tabii bizimki biraz içine dönük böyle, çekingen bir çocuk Yaşar. Olabilir. Konuşamadı, gidemedi. Dedi ki, yok şimdi gitmeyeyim falan. Daha sonraya kaldı, orada konuşamadılar. Sonra ben dedim, arkadaşım birinden hoşlanıyor, seviyorsa onları tanıştırmam lazım. Yani bir şekilde bunları buluşturmam lazım, görüştürmem lazım. Okulun etkinliklerine bakmaya başladım. Ha, onların böyle sadece beğeniyor kızı. Evet, daha konuşmamıştı o zaman. Allah Allah. Ha. Sonra okulun yaptığı etkinliklere, aynı zamanda kendi okulumun da etkinliklerine bakıyorum. Gidip geliyorum, hepsine katılmaya çalışıyorum. Daha sonra bir etkinlik buldum. Dağ yürüyüşüydü bu. Baktım
Azza da ona katılıyor. Yaşar'ı da ikna etmeye çalıştım. Allem ettim, kallem ettim. Sonunda Yaşar'ı ikna ettim. Ha. Yaşar'ın ismini yazdırdık. Ha. Ondan sonra ben de gitmem lazım, okuldan değilim. Ben de dışarıdan bir arkadaşıma rica ettim. Beni de ekledi oraya. O şekilde biz aynı etkinliğe gitmiş bulunduk. Evet. Azra da var. Azra da var. Azra'nın da yakın arkadaşı var. Bu vesile mi oldu yani onların tanışmasına? Tabii benim de gözüm diğer kızı da. Dedim beraber olalım. Ha, arkadaşı da benim arkadaşım olsun. Yani. Böyle olur ya genelde. Bölünmesin ikiye iki. Kız şekilde. Arkadaşın yoktu. Yoktu o zaman. Senin de. Evet. Anladım. Anladım. Ondan sonra biz bu dağ yürüyüşüne gittik. İlk günümüz yürüyüşle geçti Ayşegül Hanım. Yorulduk tabii. Akşam döndük. Hava da çok soğuktu yani. Kışın, ayazı. Dedik bir ateş yakalım. Hem romantik bir ortam olsun. Tabii gitmeden biz gitarımızı, marshmallow'umuzu... Bu fikirler benden çıkıyor. Yaşar'dan asla böyle şeyler. Ateşte çevirmeler. Evet. Yaşar'da çorap var, içlik var. İşte hiç anlamaz böyle romantik şeylerden. Dedik gidelim. Çorap var, içlik var. Ben marshmallow, gitar düşünüyorum. Arkadaş çorap, içlik düşünüyorum. İşte yapı. Evet. Ondan sonra gittik, kurduk, ateşimizi yaktık. Diğer arkadaşların da uyumasını bekliyorum ki gitarı çıkartayım. İşte Azda ile kız arkadaşını çağıracağım. Marshmallow var. Biraz romantik bir ortam yaratalım. Baş başa kalalım da istiyorum. Tanışmak için, görüşmek için. O şekilde oldu. Ateşimizi yaktık, bekledik. Herkes gitti. Sonra ben Azda'nın yanına gittim. Kız arkadaşla beraber onları davet ettim. Dördümüz kaldık. Bir ortam oluşturduk, sıcak bir ortam. Sayende. Evet, benim daha sonra bu sıcak ortamı dedim biraz renklendirelim, Akdeniz akşamları çalalım. Klasik. Tabii 3-4 parça biliyorum zaten. Yaşar ama her şeyi öğrendi. Her şeyi bilecekmiş o. Bana da soruyorlar bazen yani bunu çalabilir misin diye. Tabii ben bilmediğim şarkıları olunca bir şey söylemem lazım. İşte senin sesin müzikten daha güzel. Ya da gitarımın akortu yok. Eski bir gitar bu falan diyorum. Bahaneler uyduruyorum. Çünkü şarkıyı bilmiyorsun. Bilmiyorum ne yapacağım başka. O şekilde onu tolere ediyorum yani. Ama güzel bir akşam geçirdiniz. Evet orada tabii şöyle oldu. Ha, esas orada ne oldu? Ne oldu?